ekranların en lezzetli programına hoş geldiniz. Bugünkü konuklarımız yemeğin mutlulukla doğrudan bağlantısı olduğunu düşünen eğitmen şef sunucu Nermin Gül, psikolog Barış Gürkaş, şef sunucu Gabriel Sponza ve sosyal medyanın en yaşlı YouTuber'ı Saniye Anne. Atelya Akkoyun'un moderatörlüğünde Akla Takılanlar başlıyor. Efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ay bugün bir başka benim için. Galiba ben de bu lezzet yolculuğunda çok durakta durmayı sevenlerdenim. Yapan, yiyen, seyreden olarak bugün harika bir program yapacağız. Çünkü yemeğin mutlulukla ilgisini konuşacağız. Tabii ki stüdyomda birbirinden değerli konuklar var. Hoş geldiniz. Hoş teşekkür ediyorum. Lezzet kattınız, fikir kattınız. Ne kattınızsa güzel kattınız efendim. Dolayısıyla da efendim bugün programa bence ezber bozan yine bir karakterle başlamak istiyorum izin verirseniz. Saniye Anne ile. Saniye Anne hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Neden ezber bozan diyorum biliyor musunuz? Evet. Siz harika bir YouTuber'sınız. Yani biz YouTuber deyince değil mi böyle sosyal medya falan çok başka önemli bir alan beklerken bu ezberi bozduğunuz için ben herkes adına teşekkür ediyorum size. Sağ ol. Nasılsınız Saniye Anneciğim, iyi misiniz? İyiyim çok şükür. Daha da iyi olacağım. Maşallah. Hiçbir şeyden yılmayacağım. Zaten yıldığım da yok ya, halimden yok belli. Herhalde. Hiç bu gülen yüzünle zaten yılamazsın da. İstesen vallahi de. Vallahi iş benden yılsın. Ben hiçbir şeyden yılmam. Aa, net işte. İş benden yılsın. Çok güzeldi. Hiçbir birbirinden yılmasın. Siz devam edin. YouTube'da kaç senedir YouTube'dasın Saniye Anne? 6 senedir beri YouTube'dayım. Ama bir sabah kalktın ve ben YouTuber olacağım demedin. Bir olaylar oldu. Ya, ne oldu? Onu bırak, zaten bilmiyordum ki ben YouTube nedir. Oğlum diye de nedir, ne şey, neyin nesi olduğunu bilmiyorum ben. Öyle karar bazar. Nasıl hiç anladın, nasıl oldu? Oğlun dedi ki bir gün. Oğlum dedi bir gün ki anne çekim yapalım. Ben de ne çekimi diye, ben de çekim yapacak da beni çekecek de rafa asacaksan dediğim. Bilmiyorum ne yapayım bilmesek. Tabii. İyi dedim, ben gene çektirmedim. Bu ne yaptı yaptı. Eline de almış bir altı çıkık bir telefonu. Beni çekmeye uğraşıyor. Tabii o zaman da tabii durumlarımız o kadar değildi. Kamera yok. 6 yıl önce kamera zaten yok, telefon yani var. Zaten böyle bir şey de konu yoğdu. Yok dedim, ben yine istemedim. Ben bu sefer önüme yığmışım biberleri kırmızı 100 kilo boyuna salça yapmaya uğraşıyorum. Beni boyuna çekiyet efendim. Ama oğuldaki enerjiye bakar mısın? Oğlunuzun ismini? İstikrar Süleyman. Bastırışı. Süleyman'ı tebrik ediyorum. Süleyman. Girişimci ruh işte. Ay değil mi hocam? Allah'ın konuşacağız. Çünkü beni uyardı artık gayrı. İlle çekeceğim. Ben de hayır diyeyim. Asılmak istemeyeyim rafa diyeyim. Hayır ne yaptı yaptı çekti gayrı beni zorla. Ama ben öyle kalacak sanıyorum bir şeyle. Ya ben balık kızar diyeyim. Gelmişken illa ne balığı da çekerim. Balık kızar. Ya balık banyoda kızar mı? Ben aldım topladım banyoda balık kızardı ya. Ondan kaçayım, Süleyman'dan kaçayım. Halbuki Süleyman çekiyor. Çekiyor değil, kaçayım gayrı. Banyoda beni göremez diye. Nasıl banyoda göremez banyoda. Oradaki detaya bakar. Geldi oraya kadar da geldi gayrı. Süpersin. Ondan sonra pes dedim gayrı. Çeksin bakalım ne çekecek, ne çıkacak sonra. Şimdi bayağı bir ay inanamadım hani bir ay. Çekse de öyle zaten gönülsüzüm. Çekiye telefona neyin nesini bilmeyem. Bir ay böyle devam etti. Ama ondan sonra tabii çeke çeke kamera aldık. Daha bir şeyler aldık. Çeke şimdi çeke. Kaç, ne kadar takipçin var biliyor musun? Vallahi Süleyman'a bakıyor 400'ü bak. Geçik. Kaç? 400'ü geçik. 400 bin geçik. 400 bin geçik takipçim var. Saniye abla, annenin görüntüleri var kamera arkası. Bakalım mı? Çok güzel. Çok keyifli. İstek üzerine ne yapıyoruz? Tiramisu. 2 3. Teres. Allah Allah. Tiramisu'muz oldu, afiyet olsun. Benimiz de kadın budu. Kadın budu ne Saniye Anne? Ay de ben ne diyeceğim ki kadın. Kadın budu köfte anne. Ha. Köfte. Kanala ulaşmak için alttaki lika. Kokusu kesir. Aa sen de mi kırıldın?
İyi oldun galiba. Sen vardın, sen de gittin. Hoş geldiniz Saniye Anne yemeklerine. Menümüzde Ankara tabağı. Ya ne gülüyorsun anne? spagetti diyemeyeceğim diyor. Diyemeyeyim. Diyemeyeyim. Acemilik çünkü bilmeyeyim diyemeyeyim de. Ayrıyeten demek mi yapmak mı daha önemli? Sen en önemlisini yapıyorsun. Vallahi yapmayı. Ben en iyisini yapacağım. Anlayan anlasın, anlamayan anlamasın. İnsanım işte. Aslında biraz önce tam da Saniye anneciğim çok güzel bir pas verdin. Teşekkür ederim. Sevgili Gabriel'e döneceğim burada. Eyvahlar. Gabriel anlayan anlasın. Kaç yıldır yemekle uğraşıyorsun? Doğduğum günden beri vermiş. Yani biraz öyle aslında. Yani yemekle bir fiil kendi elimle, kendi uğraşımla ne kadar oldu? 16 sene falan oldu. Hı hı. Eğitimini de aldın. Üniversitesi dahil yani bu işin içerisinde. Ama yemekle haşır neşirliğim tamamen aileden gelen bir şey. Aslında okuması hiç hesapta olmayan bir şeydi. Mehmet Gürs'le tanışıp onunla böyle bir ahbaplık, bir abilik yaptı bana. O beni aslında bana bunu gösterdi. Normalde grafik tasarım veya iç mimar olacaktım ben. Çizim yine el zanaatı evet, elle ilgili. Çizim yapıyorum zaten. Yaptığım şey şu anda bir tabağı tasarlamadan önce kağıtta çiziyorum mesela. Hani çizim yeteneğimi bunun için kullanıyorum daha çok. Öyle aslında çok paralel de birbirine yani. Yani aslında yani bir tane kanvasa bir paletten seçtiğiniz boyalarla resim yapmakla bir tabağın içerisine renk olarak kullandığınız ürünleri kullanarak bir şey yapmak aynı gibi geliyor. Yani benim için aslında bir kanvas o tabak. Bir tabak yeme noktasında neredesin hayatta? Çünkü çok da fitsin bakıyorum. Bizim şöyle, eski şef tariflerimizin dışındasın. Evet, biraz fazla biraz fazla dışında olabilirim. Değil mi? Gerçekten yok. Ben bir de aynı zamanda hani kendi işimin dışında da işte yakın dövüş vesaire bu tarz şeylerle spor da yapıyorum, yeri yiyorum da diyorsun. Hem aslında yiyorum. Çok yemiyorum. Yiyemiyorum. Çünkü hani sürekli böyle yemekle aşırı neşir olunca kesinlikle. Böyle bir şey durumu oldu yani. Genel bir doyma hali geliyor. O kokudan işte onunla uğraşmaktan yani işte atıyorum sabahlara kadar oturup bir menü tasarlıyorum mesela. Sonra o menünün el üstündeki tasarımını yaparken mesela yemek yemeyi bütün gün unutuyorum. Birisi geliyor diyor ki abi yemek yiyelim mi? Oğlum yemek yiyoruz ya diyorum bütün gün yemek yedik işte. Abi olur mu bütün gün yemek yaptık bir yemek yiyelim 2 dakika bir duralım falan diyor benimle birlikte çalışan çocuklar. Hani öyle aklıma geliyor. Onunla o kadar aşırı neşir olunca bir de koku çok etkileyici bir şey. Yani etrafınızda kazanlar işte bir sote tavasında pişen bir şey, bir kazanda kaynayan bir su. O mutfak atmosferindeki o koku çok doyurucu bir yani burada aslında psikolojik olarak da tam da burada Gabriel çok önemli bir anahtar verdin. Evet. Hocama dönmek istiyorum. Ben zaten pas açmak için yaptım. Evet gördüm, biliyorum farkındayım. Biz zaten yaptık. Hesaplamıştık ama bunları söylemeyecektik Gabriel lütfen yani. Ama şaka bir yana Nermin de oradan evet kafa sallıyor. Evet. Yani bu biz yemenin hep yemek tarafında olan insanlar hep işte kilo, sağlıklı yaşamla değil mi paralel gidiyor? Aslında yemenin tek doyurucu noktası mide değil. Kesinlikle değil. Bu tarafına hiç bakmıyoruz aslında. Yani iş zanaatkarlığı var burada aslında. Yani orada bir tatmini sağlayan şey ortaya bir eser koymak. Yani o kadar güzel tarif etti ki. Çiziyorum değil mi? Bakıyorum sonra olmuş mu bu tabak? Ona göre kurguluyorum. Ve bunun doyumu da aslında bunun tatmini de aslında iş doyumunu arttırdığı için zihin başka yerlere gidiyor. Yani orada önceliği beslenmek de olmuyor. Evet. O yüzden aklınıza bile gelmiyor. Hı hı. İş doyumu ne kadar yüksekse biliyorsunuz siz de kendinizden bilirsiniz. Aslında diğer şeyleri o kadar unutmaya başlarsınız ve o akışta devam edersiniz ve etmek istersiniz aslında. Bu da tam olarak öyle. Yeme kısmı zaten biliyorsunuz ki hepimiz için. Evet biz sonuç odaklı olursak eğer hayatta sadece yeme kısmına takılıyoruz evet. Ama bugün tarihe baktığınızda bütün insanoğlu birbirine bence bu arada yemeğin de cinsiyeti yok hani kadına aittir evet, erkeğe evet. Aittir insan evladına aittir yemek. Dolayısıyla o yolculukla baktığınızda annelerimiz yıllarca kendini tekrar eden ya da babalarımız bize kim yemek sunuyorsa evde kendini tekrar eden bir şeyden keyif almışlardır yapmaktan. Evet. Yani çok şaşırtıcı yani bir şeydir. Meditatif bir yapısı çok yüksek tabii. Değil mi? Bu arada sen de hoş geldin sevgili Nermin'cim. Çok çok mutlu oldum. Ben yıllardır takip ederim, tanırım. Çok da güzel işlere imza atıyorsun. Ve bu sosyal medya denen o büyük dünyayı ilk keşfedenlerdensin. Ya öyle komik
bir başlangıcım var ki evde 3 çocuk bakarken tamamen böyle daralma noktası olur ya, ah yeter ya. Hani onu atın yaşadım. Atın beni denizlere. Aynen öyle. Doğru, 3 çocuk yani. Yani çünkü 10 yaşından beri. Tamam, ben de yok, ben de. 10 yaşından beri çalışan biriyim yani. Annemler babamlar yaz tatilinde hani kızım gitme deyip eve bağlarlar. Ben kaçar iş bulur. Konfeksiyon olsun, mağaza olsun çalışan biriydim. Hmm. Şimdi 3 çocuk, sürekli böyle daralıyorsun evde, ne yapacaksın? En iyi yaptığın şeyi yapacaksın. Ve bütün ustaları, şefleri zaten 7-24 hanımlar seyrediyor televizyondan. Onlardan ne öğrendiysen. Feyz alarak. Feyz alarak ne yapayım, ben de bir gireyim. Bu şekilde girdim. Hani bir ünlü olacağım, buradan yürüyeceğim, buralara geleceğim. Hiç bir şekilde öyle bir hayalim yok. Yaptım. İlk insinler şöyle alta. 2500 tane paylaşımım var. Patates köfte. 2013 yılı patates köfte tencerenin içerisinde çekiyorum, atıyorum. Bu kısa süre içerisinde, hatta kutlamalarım da var sayfada, çok gülecekler inince altlara doğru. 1000 kişi olmuşum, havai fişek falan patlatmışım yani, o derece sayfada. Şimdi kaç kişisin? Şimdi 2.120.000 ve çok hızlı bir şekilde gitmeye devam ediyor. Evet ya. Çok büyük dert. Değil mi? Dert. Çok sorumluluk. Çarpı iki göz yani. Öyle mi? Çok sorumluluk. Yani kolunu sıvazlarsın olmaz. Kolunu tabii indirirsin olmaz. Orada bir kaşığı unutursun, o olmaz. O kadar zor ki aslında. Hani böyle dışarıdan baktıklarında hani oh ne güzel yemek paylaşıyor. Öyle değil. Nermin, sence yani bunu şey olarak söylemiyorum, sadece bir tespit yapmak için. Hı hı. Şimdi büyük şefler var, senin kadar takipçisi yok. İşte Gabriel var. Hı hı. Ben o. Sence seni bu kadar görünür kılan neydi? Ben ev hanımıydım. Hmm. Onlar da ev hanımı. %80 takip eden bayanların çoğu ev hanımı ve yeni evlenmiş hanımlar. Bravo. Mesela geçen bir yorum okudum. Öldüm gülmekten. Kayınvalidem senin sayende beni çok sevdi diyor. Hmm. Yemek yapıyor. Yani şeyi söyledin seyirciye. Mutluluk. O zaman. Ben yapıyorsam sen de yaparsın, evet, dedin. Mesela şey dediler. Yani yemeğin aslında evrensel olduğu noktasını kesinlikle daha rahatlıkla gösteriyor bize kıyasla. Bravo. Aynen. Bravo. Hani mesela bir tanesi geçen şey diyor. Mutfağa girmekten nefret ediyordum diyor Nermin Hanım. Ama şu an diyor ne paylaşım yaptınız diye her saniye hikayelerinize bakıyorum diyor. Ve gerçekten benim hikaye gösterimlerim dehşet. Mentor yani. Oluyor. Bir yol gösteren oluyorsun aslında. Kesinlikle. Baktığında çünkü hani size sormak gerekiyor. Kadının kendi özellikle genç yaşta, hoş çağımızda biraz artık eğitim düzeyi ilerledi, evlilikler biraz daha ötelendi ama yine de erken evlilikler dediğim kadın konumunda Nermin'in bayağı bir etkisi olmuştur. Yani bu önemli bir rol model aslında, yapabileceğini de göstermek. Bu anlamda çok kıymetli bence. Hı hı. Burada daha önemli bir nokta var, o dikkatime takıldı. Aslında Nermin Hanım dediğiniz gibi ben yapıyorum, siz de yapabilirsiniz diyor ve aslında oradaki temel parametre şu: benzerlik. Benzeriz. Kadınların kalbine dokundum. İkimiz de bunu yapabiliriz. Yani o benzerlik ilkesinden yola çıkarak aslında beyinleri daha kolay empati kuruyor. Hı-hı. Daha kolay benzerlik. Tabii, ve şimdi düşünüyorum. Bir de olay da yemek tabii. Kesinlikle. Yani benim durumumda da mesela şu anda yapmaya başlayacağım bu projede. Biraz bahsetsene yani, ben çok heyecanlandım. Yani aslında yola çıktığımız hikaye ya... Biz korkulacak insanlar değiliz arkadaş. Beni de bu kadar ya, büyütmeyin hesabı yani. En nihayetinde roket kesinlikle yapmıyoruz. Kıyma ekmek işimiz yani. Doğru. Hani baktığın zaman. Hani şimdi bunu da söylüyorum bu arada. Ne muhtemelen ne taşlanacağım ama bunu dedim diye. Yok sen temelini anlatıyorsun. Ama üzerine... yok kimse kusura bakmasın. Ben artık zaten belli bir şeye geldim. Elbette ben canım. Ben bu mesleğe biraz asi çocuğuyum açıkçası. Özellikle Türkiye için kesinlikle konuşuyorum. Kimseyi yargılamak haddine değil. Ama yani hani bizim mesela onun durduğu nokta. Hani derler ya, tabir yerinde olacaksa halktan olmanın, ben de halktan bir insanım. Evet. Ben de senin kahvaltı ettiğin yerde kahvaltı ediyorum. Kesinlikle. Senin gibi yatakta yatıyorum. İsim alır şef. Mevzu o kadar bir anda o meslek yükseldi ki üniversitelerde vesairede falan, bu şeflik mertebesi diye bir şey çıktı ortaya. Yok öyle bir şey. Hiçbirimizin omuzunda yıldız yok. Hepimiz yemek yapıyoruz. Bir sakin olalım. Hani benim mesela şu anda girdiğim projede Urla'da bunu başlatmak istiyorum. Yani biz dokunulmaz, ulaşılmaz insanlar değiliz. Benim kapım herkese açık. Benim ya evime nasıl arkadaşım gelip yemek yiyorsa, buyur gel benim mekanımda da yemek ya. Ama benim ortamımda olacaksın. Bana oraya parasını veriyorum diye yemek yemeye gelme. Orada şöyle bir şey var. Mesela ben
Gabriel Şef'in yemeğini yapmaya çekinirim. Ama Nermin Hanım'ın yemeğini denemeye evet. daha kolay kalkışırım yani gibi hissediyorum. Bu 2 milyon 100 bin de orada doğuyor aslında. Evet. Onu yapabilirim. Ya aynı yemeği yapsak. Yapar. Yani biliyor musun gerçekten karnıyarık yapsak güzel karnıyarık yapayım. Güzel bir konu bu, biliyor musunuz? Yemek ve mutluluğu bak, konuşuyoruz ama yani. Çok güzel bir yani nokta. Üçümüz de böyle oturup aynı yemeği yapsak karnıyarık yapalım hepimiz. Evet, aynı yemeği. Onların ikisinin ben aynı şeyi yapıyor bile olsam onların ikisinin hitap edeceği çok daha yüksek bir kitle o. Çünkü ben şefim. Abi bu adam yine kesin bir şey yapıyordur, bize söylemiyordur. Bunu ben de yaşıyorum. Mesela mutfağa girip yapamayanlar direkt hamurun içinde eli ile beraber fotoğraf atıyor. Öf. Böyle kaldım. Neler şimdi bu? Niye öyle kalıyorsun? Biraz diyorum un koy. Her unun su alma ölçüsü farklıdır. Hani ben bunu her videoda izah ediyorum ama işte orada ince yok, bir dokunmuş var. Diyorlar ki yok yok diyorlar. O sizin elinizin lezzeti bu sefer. Ha. Buna dönüyor. Şimdi aynı bu hikayeden şöyle bir şey söyleyeyim. Dönüyor. Benim televizyon programımı izleyen bir tane izleyici tarifi denemiş olmamış. Bana mail atıyor. Diyor ki tarifinizi denedim olmadı bir eksik bir şey mi yapıyor? Dedim ki anlatayım anlattım. Bir hafta sonra böyle küfür kıyamet bir mail aldım linç, tekrar. Linç yani. Gerçekten i̇şte olmuyor da tutmuyor da. Dedim ki peki bir de böyle deneyin dedim. Felak. İki gün sonra daha da küfür kıyamet. Döndüm yani yazdım. Siz yapmayın. Gel ben de size deseydim. Elimi veremem ki dedim yani şimdi. Hani böyle diyen de var ama böyle dedirtmek isteyen de var. Hayır bir de şöyle bir şey var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani artık hepimiz biliyoruz. Dediği gibi un, ateş, tencere, tava, şey. Suyun. Yap, yani aşk. Oradaki baklavayı sevgi, Gaziantep'te şey. İstanbul'da yemenin farkını bilen biri olarak evet. Ya aynı baklava ama Gaziantep'te havaalanında başka oluyor baklavanın tadı ama yani. Ama bir de suyu. Gerçekten oradaki sevgi bile bana mesela diyorlar ki hiç bıkmıyor musunuz? Gerçekten yemek yapmaktan hiç bıkmıyorum. Hani 7/24 beni mutfağa bırak. Hani tamam ben mutfağa aşığım ama mutfak da bana aşık. Ben bunu hissediyorum. Tamamladınız birbirinizi. Kesinlikle tamamladım. Sonrasında hani ben hani boş ilerlemedim. Belli bir kısımdan sonra hani temel aşçılık eğitimi de aldım. Diksiyon kursları aldım. Hani birçok sertifikam var. Hani yerimde durmadım. Hanımlar şimdi diyor ki biz de mi yemekle ilerleyelim? Hayır. Bu tamamen kendi yapabileceğin en üst neyse. Benim en iyiyim. Hep onu söylüyoruz. Kesinlikle. Gabriel'in en iyisi, Açelya'nın sizin en iyiniz en neyse iyisi. Ona emek vermek. Zaten mesleki başarı da bununla geliyor. Ama ben yani burada tabii ki hepimizin bir emek verme süreci var. Bir de içine düşmek var. Evet. Hani okyanusa atılıp hadi bakalım yüz demek var. Saniye hem de oğlu gibi. Tarafından. Banyoya kaçmış kadın. Bana beni ne yapsınlar biliyorum. Ben ezende kalkıyam mutfağa koysunlar. Ben mutfaktan akşam ezenine kadar duruyam. O kadar terapi o kadar işte ya, seni ben çekime yaparım o ayrı. Bir de öyle yaparım. Mutfak hastası oldum ben. Yemek ondan sonra böyle gece yattığım zaman şu yemeğe ne gider? Bu yemeğe nasıl onu tatlandırırım? Yatarken. Kafamdan aynen. Tabii yorum yaparım. Tabii. Devlük gün onu prova yaparım. Süper. Yaparım tutuyorsa tamam tutmuyorsa atmam kanala. Ama hiç bana bir tanesi de sen şu yemeğe yapamamışsın diye hiçbir şey gelmedi. Hep teşekkür ettiler, hep teşekkür ettiler. Sana böyle yorumlar geliyor mu Saniye anne? Geliyor ama hiçbir tane kötü yorum gelmeyik bana. Maşallah. Hep senin yüzünden yemek öğrendik. Çok güzel yemek yapıyorsun. Hep böyle söylentiler alıyorum. Ne düşünüyorsun Gabriel'cim bu konuda? Şey. Ama ben böyleyim açıkçası. Allah'tan yemek hani. Yapmayı sen sizin gibi annelerimden öğrendim vallahi. Yani gerçekten. Sen nasıl oldun öyle yorum aldın? Bak kızdı. O kız Saniye. Yoruma atanın hayır, derdi başkaymış. Kesinlikle. Bence de. O olur o. Bak bu güzel bir konu. Evet. Şimdi fake hesaplarda o kadar sana bir intikamı var o zaman ona. Derdi başkadır onun muhtemelen. Evet. Kesinlikle. Bence de derdi başkadır. Ona yemek ya. Yapmaya gitmedim diye kızıyordur belki. Şimdi o bravo. Bravo. O yüzden ben elimi veremem dedim yani. Bir sonraki aşama oydu artık. Ben kesinlikle. Geleyim ben yapayım diyecektim çünkü peki, yani. Peki Saniye abla en çok hangi yemeğin beğenildi şimdiye kadar? Yani hepsi çok beğenilmiştir ama. Hani senden tekrar tekrar istedikleri. Şimdi çok yemek istiyorlar benden ama erişemiyem tekrar tekrar. Hmm. Neyi en çok istiyorlar? Ya değişik değişik yemek istiyorlar. Mesela karnıyarık isterler. Bir müjger. Müjgeri yapamayan yoktur ama müjger müjver istiyorlar. Değil mi? Müjver. Ya mısırın kaynatması mesela ki de mısır kaynatması. En pratik şeyler her zaman daha çok izlenir. Ben bunu bir kaynattım. Karnıyarık yap. Vallahi ana nasıl yorum geliyor nasıl? Ay çok ay yani çok seviyorum seni. Bak soru verdi. Soru verdi. Star yemekler. Hangisi? Karnıyarık. Karnıyarık mısır. Star. Kaynatma. Mısır haşlatmak. Tabii tabii. Ya mısırı haşlıyorsun ya. Mesela orada diyor ki ben içine bir damla süt atıyorum.
abla senelerdir o sütü atmıyorum. Vay be ben nerede hata yapıyormuşum. Bunu geçen yayla çorbası yaptım. Hastayım diye çok ayaklanamıyorum diye. Yayla çorbasına tuzu en son aşamada koydum ki yoğurt kesilmesin. Vay 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 ben işte hep kesiliyordu. Hep de yoğurda mani buluyordum. Meğerse tuzdaymış o falan diye böyle. Yani o kadar minik şeyler gösterimi arttırıyor ve yükseltiyor ki. Hani sen oraya en kral çikolatalı pastayı yap. Gerçekten beğeni ve yorum almıyor. Ama karnıyarı yap. Herkesin bir bilgisi star, var ya. Star karnıyarı. Söyle influencer olmak isteyenler. Ramazan'da özellikle. Ramazan'da özellikle. Aslında bir döner dönmez karnıyarı. Karnıyarı. İlk programı onunla giriyor. Beni de olmamak evet, tamam. İlk programı öyle giriyor. Tamam anlaştık. Ben sen karnıyarı yapıyorsun. Hepimiz bir karnıyarı yapalım. Burada şunu da sormak istiyorum aslında. Bu da aslında sosyal medya psikolojisi üzerinden bir soru. İzin verirseniz. Estağfurullah. Buradaki motivasyon artık yemek yapmak mı yoksa beğeni almaya mı dönüşmeye başladı? Bunu yani o kalbiniz elinizi kalbinize koyarak. O kadar takipçi de sıkıntı dedim ya bak ben rahatım şimdi. Şimdi evet, bak, soru size geldi. Evet ona geldi şöyle söyleyeyim. Bir emek var. Şimdi ben istatistiklerimi açtığımda ben orada 50 milyon bir haftalık gösterimimi görüyorum. Ama yoruma ve beğeniye baktığımda 25 bin ile 35 bin arası bir beğeni ve bu beni gerçekten moralman geriye çekiyor. Çünkü neden? Her zaman aynı sunumla koyduğun şey tutmuyor ve ben o sunuma kuş konduruyorum yerindeyim değil. Yani bunu yapıyoruz ama insanlar beğenmiyor. Ve neden beğenmiyorlar? Burada neden? Bir şey söyleyeyim. Eltim görecek abla beğenirsem ben ondan önce yapmam lazım. Bu yorumu aldım. Allah Allah. Bu kadar kadınlar yani... Aslında şöyle hani yumurta mı tavuk tavuk mu yumurtadan hesabı biraz sosyal medya için yemek yapmak biraz yemek yapmak için sosyal medyayı evet. kullanmak arasında bir alan sizin alanınız. Önce ben yapayım diyor kadın. Kim yiyor o yemekleri? Ev. Üç tane çocuk apartman bütün herkes kapımı bir çalıyor geçerken. Kaç yemek yapıyorsun günde? 3-4 çeşit yapıyorum çoğu zaman. Çocuklar için özellikle daha sağlıklı anne yemekleri. Sosyal medyada da böyle kurabiyesi, beş çayının yanına giden böyle bir kısırı mısırı bunlar. Çiğ köftesi acayip istenen tarifler. Acayip. Halbuki aynı tarif demek ki yedirtiyor yani hani. Yani yiyorsun bak şimdi kafa durdu. Bunca yıl çiğ köfte yapayım. Sen çiğ köfte sen ne yapıyorsun? En çok beğenilen ne isteniyor? Ben kahvelerden en çok ne isteniyor? Saniye anneye sorduğumda benden sorayım. Benden en çok ne isteniyor? Benden en çok risotto isteniyor. Risotto değil mi? Çok zor durum ama güzel. Galiba iyi yapıyorum vardı risotto yani bu kadar çok isteniyorsa artık hani bu düşünceye şöyle geldim. Bu kadar çok olursa... duyuluyorsa ve isteniyorsa herhalde bir şeyi iyi yaptık demektir. Ama yani genel anlamda hani böyle sabit bir şey yok. Bana yemek yapsana çok var bende. Değil mi? Peki yemekle mutluluk ilişkisini yani. Sen aslında şef olarak yani bizler yıllarca el yordamı, gönül yordamı anneler, kesinlikle. Kadınlar, erkekler biliyoruz. Ama bu işin eğitimini alan biri olarak hani bunu kötü anlamda demiyorum. Bir tık daha perspektifi yukarıdan bakabilme yeteneğine sahip biri olarak yemek ve mutluluk ilişkisini nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir kere temel bir şeyimiz yani sonuçta herkes yemek yapabilir aslında. Yani doğduğunuzda temel var olma içgüdünüz zor bir durumda kaldığınızda kendinizi beslemek üzere programlanmış bir makinesiniz yaşamda aslında. Kalabilmek için. Evet. Zaten en temel duyguda o kuliste de konuşuyorduk bu mevzuyu bir ara. Hani o yaşamda kalabilme dürtüsünü tamamlayabildiğinizi gördüğünüzde zaten bir mutluluk kaplıyor içinizi yani. Başardım duygusu geliyor. Bravo. Bunun o başardım duygusuyla birlikte aslında mevzuatın geçmişine bakacak olursak o ölme duygusu yani hayatınızı kaybetme, yemek yemezsiniz hayatınızı kaybetme duygusunun bastığı adrenalini yatıştıran yemek yediğinizde bir serotonin, bir endorfin, bir şey salgılaması oluyor. Çünkü ona yönelik çalışıyor evet, bütün gün insan. Yani, hayatta değil kalmak mi? İçin yaptım, başardım ve şu anda hayatta kalmak için o başardığım şeyi yiyorum ve hayattayım. Psikolojisi o duygunun geldiği, hani ben şey olarak düşündüğümde aldığım eğitim doğrultusunda ve hani yemek psikolojisi, ben yani psikolojiden çok anlamam ama yemek psikolojisine baktığım zaman beni en çok tatmin eden şey birinin gelip bana abi çok güzel yemek olmuş demesi değil. O çatalı böyle ağzına atarken bakıyorum. O gülümsemeyi yakalarsam, o tebessümü yakalarsam yüzünde çünkü o mutluluk dediğiniz ifade böyle bir düşüyor insanın yüzüne.
Onu yakaladığım anda benim için sıkıntı yok. Bizde de şöyle oluyor. Evde böyle yerken Enis üçüncü lokmada falan. Güzel olmuş ha. Falan dediğini benim bize sevdiğim o zaman yani, anlıyoruz biz. Bir sofrada başarılı olduğumu anladığım bir nokta varsa o da yemeğe oturmuş herkes hiç konuşmayıp yemek yiyorsa bilin ki her şey çok iyi orada. Gerçekten. Evet. Ama kadınlarda mutluluk öyle değil işte. Nasıl? Yani biz doymak için yemek yapmıyoruz veya doymak için yemek yemiyoruz. Biz şimdi kadınlar grubunda oturuldu ya. Şimdi bana direkt gelen mesajlardan yola çıkacağım. Bunlar niye mutlu biliyor musunuz beni takip edenler? Çünkü wow, o kekin üstüne ne koydun sen öyle? Pek bir değişik olmuş. Nasıl kabarttın onu? Kısırda da bir şey var ama sohbet. Tane tane. Yani orada beğenilmek, kadını en çok mutlu eden ve başını döndüren şey hazırladığı gün masasının onun üzerinden onu alması. Tabii. Başka bir şey değil. Ve benim sayfama girip bakanlar gerçekten evde yapılabilen ama şık sunumları olan tarifleri seçiyorlar. Bir cennet hurmasıyla ne yapabilirsin? Ay ben çok şey yaparım bana sorma. Ben bu konularda çok gelişim. İşte ben içine muz koyarım, tarçın koyarım, ceviz koyarım, chia koyarım, puding yaparım. Bak yaptım. Aynen. bir tarif yaptım. 2 milyona yakın izlendi cennet hurması ve biz hiçbir zaman böyle bunu yapmayı akıl edemedik dediler mesela. Altında da böyle 3000 5000 bir yorum oldu. Ne dedim bu ya dedim hiç yaparken düşünmedim bu kadar patlayacağını ve çoğu da bilmiyor. Trabzon hurması diyen var, cennet hurması diyen var. Yani demek istediğim orada en üst düzeydeki sunum kadınları şunları mutlu ediyor. Şunları nasıl çekiyorsun Nermin? Programın mı var? Evet mutfakta tripodum var. Bildiğiniz telefonumla çekiyorum ve montajlıyorum. Montaj şeyim var ama değil mi? Aplikasyonum var. Kesinlikle, telefonda. Kesinlikle aynen. Şu sufle tarifi şu an yayında. Yıktı geçti Instagram'ı. 50 milyon gösterim aldı. Hikayede paylaştığım bir tarifti. Sonra YouTube için çektim. Ama yani kadınlar dedi ki yok böyle bir şey dedi. Evdeki malzemelerle gayet akışkan böyle dışarıda yediğiniz falan yani gerçekten geçeceksiniz. Tabii işi de doğuruyor herhalde burada değil mi? Mesela kesinlikle. Şimdi görüyorum o tabakları yapan senin tanıtmanı istiyor. Tabii. İşi de doğuruyor kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Mesela tabii orada benim çok sponsorum var. Tabii. Hani tencere sponsorum var. Mesela bu çörek haşhaşlı. Hiçbir çok fazla şeker konulmuyor haşhaşa. Genelde tuzlu yeniyor. Ben burada bunu tatlı yaptım. Ama lezzetinden... Cinnamon roll gibi işte. Harika vallahi. Kesinlikle. Çok güzel. Tamamen artık ben kendim üretiyorum. Hani şeklini... Talepleri de gözümde buluyorsun. Tabii. Diyorum ki şimdi ben bunu poğaça gibi yapıp koysam bunu yapmayacaklar. Ben bunu böyle bir havalı hale getireyim ki hem izlensin hem yapılsın. Bravo. Bir bakıyorum takır takır resimler girişimci geliyor. Ruh. Girişimci ruh başarmış. Kesinlikle. Bir saniye anne abla diyesim geliyor. Değil mi? Ne dersen de. Saniye annem canım. Ne dersen de. Ha, bütün gün sabah canım. Mutfakta kalırım diyorsun. Senin yemekleri kaç evladın var? Benim iki evladım var. Onlar üç mi? Üç ama biri dışarıda. Onlar mı yiyorlar? Konu komşu. Onlar bir sefer yer bir daha yemez. Aa. Kesinlikle komşulara veririm. Komşulara veriyorsun. Komşulara veririm. Komşuların özel Saniye annenin komşusu olmak büyük bir şans vallahi, herhalde. Vallahi sağ olsun. Baktığında. Doldurup, sonra bunu ticarete de çevirdin. Aynı zamanda Saniye annenin ürünlerini de satıyorsun değil mi? Evet satayım ürünleri de. Onu da konuşacağız sonra ama bizim bir sokak röportajımız var. Yemek ve mutluluk evet. ilişkisine bakın nasıl bakmış sevgili halkımız. Yemek yemek sizi mutlu eder mi? Evet, çok hem de. Hayır, hiç mutlu etmez. Evet. Çok seviyorum. Eder. Tabii ki eder. Yemek yemek mutlu eder insanı. Tabii ki. Beni çok ediyor bence. Yemek yemek beni mutlu ediyor, görüntüde de olduğu gibi. Çok mutlu eder. Mutluyken de yerim, mutsuzken de yerim. Her seferinde yerim yani. Hem de çok, çok severim yemek yemeyi. Bir tabii de çok ki de severim. Çok severim. Kim sevmez. Yemeğin mutlulukla bir ilgisi var mı sizce? Olmaz mı? Tamamen bağlantılı. Bence var. Bak bak. Yani aç kalınca insan mutsuz oluyor. Yani yemek yediği için mutluluk hormonu daha fazla salgılanıyor. Mutlu oluyorum yani. Bir bakıyorum kendimi çikolataların arasında buluyorum. Kesinlikle var. Çünkü yemek yerken konsantre oluyorsunuz önünüzdeki yemeğe ve beyninizdeki olumsuz düşünceleri biraz ekarte etmiş oluyorsunuz arka plana attığınız için. En azından o süre zarfında kendinizi daha iyi hissettirmenizi sağlıyor kesinlikle. Bütün güzel anları sofrayla bağdaştırıyoruz. Yemekler hazırlıyoruz. Yemek yapmayı mı seversiniz yoksa yemeği mi?
Yapmayı da severim, yemeği de severim. Değişik yemekler yapmak hoşuma gidiyor. Yemek yapmayı. Ya yapmayı da çok seviyorum. Yaparken çok terapi oluyor benim için. Ama tabii hazır yemeği de çok severim yani. Yapmayı pek sevmiyorum. Az yiyin, öz yiyin ama güzelliklerle yiyin. Vallahi çok güzeldi. Gerçekten. Değil mi cevaplar? Ama ben hemen terapi kısmını Barış Hocam'a dönmek istiyorum. Terapi, terapi, yemek yapmak terapi. Zaten hepimizin çok ihtiyacı var terapiye de, yemeğe de çok ihtiyacımız Hocam, var. Hocam ben önce neden terapi biliyor musun? Sinirleniyorsun. Çevreye kızıyorsun, komşuya kızıyorsun, çocuğa kızıyorsun, hamur yoğurmaya giriyorsun. Rahatlıyorum. Stres falan kalmıyor ya. Böyle güzel bir şey yok. Hep onu diyorum. Kızgınsanız, sinirliyseniz lütfen bir poğaça yapın. Değil mi? Fakat o poğaçayı o şekilde yemeyin. Ha, bak o da iyi. Çok iyi. Çok hassas bir konu bu. Aslında riskli de bir durum. Bahsettikleri şey aslında bir anlamda terapi dedikleri şey, insan stres olduğunda, şefkat görmek istediğinde, bir şekilde kabul görmek istediğinde bile bir şekilde eli karbonhidrata gidiyor. Bir şekilde yemeğe gidiyor ve bu aslında duygusal yemeğe doğru dönüşmeye başlıyor. Şimdi siz yapıyorsunuz, kenara koyuyorsunuz. Problem yok. Evet. Yemediğiniz sürece. Fakat bunu duygusal olarak tatmin olmak için yediğinizde, kendinizi iyi hissetmek için yediğinizde bu sefer psikolojik bazı sıkıntılara sebep olabiliyor. Hep onu yemek istiyorsun değil mi? Hep onu yemek istiyorsun, sürekli yemek istiyorsun. Takıldım. Çeşitli patolojik yerlere bile gidebiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla evet, mutlulukla ilişkisi var. Yapmak kesinlikle kafa boşaltan bir şey. Ama çok dikkatli olmak lazım. Sağlıklı beslenmek kesinlikle mutlulukla bir ilişkisi var. Fakat şekerli, karbonhidrat ağırlıklı beslenmenin de bizi ne kadar yoğurduğunu yedikten sonra hepiniz de fark ediyorsunuzdur. Çok pişman olduğum zamanlarım da oluyor hocam. Kesinlikle. Öyle kesinlikle. Mi? Tabii ki. Dolayısıyla ya bazen mesela takıntılı bir şeyim var. Yani çok yemek yemeyi seven bir insan değilim. Evet, ama ben de seni hep öyle görüyorum. Ama böyle bir kurabiye bir şey varsa o bitene kadar gidip gelip gidip gelip yiyorum. Evet. Bu sefer diyorum ki ya ben bu kadar şeyi niye yedim ki? Neden? Değil mi? Bir damak zevkimin çok sevdiği sınırlı sayıda yaptığım şeyler. Şimdi yaptığımız her programda şunu görüyoruz ki Gabriel, Nermin'cim, hocam. Psikolojiyle her şey bağlantılı. Çok. Hastalıklar, yemek, giyinme, çocuk eğitimi. Kesinlikle. Baktığınızda ben hep her program söylüyorum. Gece ve gündüz gibi psikoloji sizin bedensel varlığınızı tamamlayan en büyük unsur. Dolayısıyla yemeğinin de psikolojisi, yemek ve mutluluk psikolojisinin paralel olması çok normal değil mi? Evet, kesinlikle. Ve bu şekilde duygusal yeme tarafı olduğu kadar aslında şölen şeklinde karşıladığımız bir tarafı da var yemeğin. Çünkü biz varoluşumuzdan beri acıkıyoruz, yiyoruz. Kutlama yapıyoruz, yiyoruz. Ölüyoruz. Cenazemizde yiyoruz. Hep güzel şeyler yapıp yiyoruz. Gösterişli, büyük. Özellikle bizim kültürümüzde de öyle. Osmanlı'dan gelen. Ve masalar kuruluyor, sosyalleşirken yiyoruz. Hep yiyoruz. Hep bizleydi beraber de o. O yüzden bizim için kökleri çok zeminlere inen bir kavram yemek, yeme davranışı. Hı hı. Bir davranış gelen. Ama değil mi bu? Yani başta tabii ki de şey olarak hani hayvansal bir dürtü aslında. Yaşam. Yani avlanmak öyle başladı yani. Ateş keşfedildi ya. İlk kontrol edilebilir ateş. Medeniyetle İnsanoğlu birlikte. Tarafından yakıldığında yemek artık sosyolojik bir şey haline geldi. Bir durum haline, bir toplanma, bir araya gelme. Yani avlanan eti daha önce çiğ yerken onu pişirebilmek insan beyninin gelişmesine yardımcı olmuş bir durum yani. Gabriel, tam da bu noktada bana bir şey çağrıştırdın ama. Biz artık hani sanayileşme, sistemsel olarak gerçek yemek, hani gerçeği yemekle ilgili kaygılar yaşıyoruz ya, işte o yüzden organik tarım oldu, organik besin oldu, böyle şeyler. Gerçek yemekle diğer yemeğin mutluluğa ve insana farkını gözlemlemişsindir. Gerçek yemek ve diğer yemek derken yani, fast food gibi bir şeyden yanlış bahsediyor. Yanlış doğru şöyle söylemek gerekiyor sanırım, daha doğrusu hani paketlenmiş, hazır yerine gerçek yemeği yiyen insanların farkını görmüşsündür. Yani bu en basitinden o şekilde beslenen bir insana baktığınızda cildinde bile onun farkını anlarsınız yani. Hani atıyorum işte ben sürekli paketlenmiş hazır bir yemek işte atıyorum mikrodalgada ısıtılan veya ne bileyim üzerine bir kaynar su dökülüp sadece bir tat verilebilen bir yemekle beslensem bir noktadan sonra benim diş yapımda, bakışımda, cildimde bir noktadan sonra bedenimin kendini tutma şeklinde, yürümesinde her şeyde bir fark yaparım. Kesinlikle.
Ya o yüzden hani burada şöyle bir fark benim gözümde. Bunu özellikle hı-hı sana sormak istedim. Çünkü hani bu işin tamamen hani bizim ya bu organik mevzusu da biraz da bir hani zıp çıktı bir mevzu. Çünkü biliyorsunuz bu işin modası oluyor ya işte. Kesinlikle. Her şey bir anda organik oluyor. Evet, popüler olduğu alan oluyor falan. Ama gerçekliğini yani, yatsıyamayız. Yani iyi gerçekten doğru yapılmış, iyi tarımla yapılmış, iyi tarımla üretilmiş, doğru paketlenecekse de doğru koşullar altında paketlenmiş bir ürün. Taze dediğimiz bizim. İnsanı mutlu eder. İnsanı normal bir paket yemekten çok daha mutlu fazla eder. Tabii ki de. Onu da yiyiş şeklimiz ilginç bir şekilde aslında bizim ondan alacağımız hazzı arttıran bir şey. Yani son dönemde popüler olan bir kavram var. Belki duymuşsunuzdur. Mindfulness diye. Anda kalmak. Anda kalmak. Bilinçli farkındalık. Onun da eğitmeniyim ben aynı zamanda. Onunla tanıştıktan sonra aslında yemek yemek benim için değişmeye başladı. Yemek yemek aslında o bağlantıyı sizin sorduğunuz o organikle paketlenmiş gıda arasındaki fark, siz onunla bağlantıya geçtiğiniz anda sizin için değer kazanmaya başlıyor. Tıpkı araba kullanmayı seven direksiyona geçtiğinde direksiyonla kendini bir vücut hissettiği zaman trafikte başarılı. Bir enstrüman kullananın enstrümanıyla birlikte olduğu zaman başarıyı elde etmesi gibi. Yemekle kurduğunuz bağ da karakterinizi mi belirliyor? Onu mu anlıyorsunuz? O ana dönmenizi ve gerçekten o eylemin çok kıymetli bir eylem olduğunu kendinize hatırlatmanızı sağlıyor. Mesela siz bir salata yaptınız ve o salatanın önüme gelişi aslında çok daha öncesinde başlıyor. Onu hayal ediyorum masaya oturduğumda. Hı hı. Bu salata önüme gelene kadar tarlada büyüdü, tohumlandı, toplandı, mutfağa geldi, Nermin Hanım bunu yaptı, bir araya getirdi, sonra aşçım yaptı, bir araya getirdi ve restoranda önümde duran salatayı bu sefer incelerken renklerini incelemeye başlıyorum, kokusunu almaya başlıyorum. Kesinlikle. Ağzıma attığımdaki lezzetini hissetmeye başladığında o zaman işte serotonin salgılanmaya başlanıyor gerçekten. Aksi takdirde kafamın içindeki düşüncelerde dönüp duruyorum. O yüzden öğle yemeklerine büyük bir hayalle gidiyoruz. Bugün çok güzel bir öğle yemeği yiyeceğim diyor ama kafamın arkasındaki düşüncelerden dolayı işte ne yemeği fark ediyorum ne de ondan bir haz alıyorum. Doymak için. Ya harikasınız Barış Hocam, çok seviniyorum. Mesela ikiniz de yemek yapıyorsunuz ve yediriyorsunuz, özellikle siz tabii ki menüler oluşturuyorsunuz. Konuşulduğu zaman, çok yemek yenilmediği zaman ne hissediyorsunuz? Hani demin dedin ya, konuşmuyorlarsa yemeğim iyidir. Hani ben severim. Çok konuşulan ortam görmedim ya. Ben severim. Tevazu içerikli bir cevap. Vallahi benim masalarda çok konuşulan bir ortam görmedim falan diyormuşum. Ama ben aksine hani mesela tattıkları o ilk kaşıkta dönüp bir bakıyorum hani falan istiyorum onu orada bir hani göz kırpsın da eşim çocuklar anne bu ne ya falan desinler yani. Desinler istiyorsun değil mi? Ama sonradan konuşması yani tabii. Konuşmak yemeği ve mutluluğu engeller mi? İşin kötüsü sessiz olmaları yeterli diye kafaların içinde konuşuyor olabilirler. Evet. Ama hocam çok güzeldir gerçekten. O yüzden şuna bakacaksınız. Yemeği alırken kokluyor mu? Yemeği alırken dikkatle bakıyor mu? Sanki ilk defa bir salata vermiş gibi. Bir kere çiğnemeyi başaralım zaten. Sonrası çok güzel olacak. Ama yani gerçekten insan bekliyor yani. O kadar saatlerimizi harcıyoruz. Mesela geçen az önceki konuya değineyim. Mesela şimdi kış hazırlıkları çok yaptık. Sen de yaptın, gördün. Çok güzeldi. Mesela hanımlar onu daha bir keyifle yapıyorlar ve çok yoruluyoruz. Ben çok keyifle. Gerçekten çok yoruluyoruz. Ama o kış hazırlığı benim bir ayımı aldı ve ben hepsini tek tek YouTube için çektim. O işte menemen sosları hazırladık, domates sosları hazırladık, patlıcan soslar. Ama böyle harıl harıl ummalı bir kışa hazırlık yaptık. Şimdi kışın onlar çıkıyor ya sofraya. Ah ne güzel işte yazdan yaptım da bak şimdi kış domatesi almıyorum. Evet. Mutluluk. Kocaman bir mutluluk. Buna ne diyorsunuz peki o anı bu anı taşıma güdüsüne biz kadınlarda? Yani şu an bile heyecanlandım. Kış anına taşıma güdüsü. Hocam benim psikolojim şu an bile gördüğünüz gibi çok geriyor. Niye? Çünkü yemek yani ya kışın çocuklarıma hayatım, en organiğini. Yani hocam bilir ama ben anne olarak biliyorum kıtlık bilinci. Değil mi? Evde ne olursa olsun yemek var. Şimdi hocam beni bir yorumlayın. Neden bu kadar? Neden? Evet. Bilmiyorum. Şu an anlayamıyorum. Ya bu kadın yani, konusu karmaşık bu kadar bir konu ya. Eşim diyor ki kavanoz kalmadı. Hatta bir sosyal medya gündeme düştü. Kavanoz kapakları bitirdi. Eşim direkt bana atmış resmi. Sen bitirdin bu kavanoz kapaklarını. Yani bu tabii kadın beyni daha farklı çalışıyor erkek beyninden. Zorlandı bak ya
doktorumuz nasıl? Çok tatlı. Bir düşündü durumu. Şöyle bir şey var. Anne olmak bambaşka bir şey. Yani bence burada daha fazla kadın olmaktan daha önemli bir şey varsa anne olmak. Yani yemek yapmaktan daha önemli bir şey varsa çocukların için bir şey yapmak ve bunlarla birleştiğinde, insanlarla paylaşmaya başladığınızda bunu sosyal mecralardan. Evet, evet. İnsanlık için. Yani siz, senle siz, kadını ayıran siz hayat veren ilk besin kaynağını aslında üzerinizde taşıyorsunuz. Evet. Ve çok güzel bir. Bravo. Yani öyle bir durum var. Hani o yüzden sizin yemek yapma durumunuz, yani bir kadının yemek yapma durumuyla bir erkeğin yemek yapma durumu ve bir aileyi besliyor olması. Ama ben çocuğum yokken de Barış Bey çok yemek yapmayı denemiştim. Ama en ünlü şeflerde hep erkek. Yok hiç öyle demeyin. Bu yanlış. Bu çok yanlış bir bakış açısı. Şu anda Türkiye'de de Avrupa'da da gerçekten çok iyi konumlarda olan kadın şefler var. Değil mi? Bu yanlış. Yani en iyi şefler erkek değil. Evet. Şef çok. Şeflik erkek anlamında çok erkek şef çok. Çünkü çok. Mesleki evet. Anlamda baktığınızda bravo. Çok ağır bir yani bravo. Sizin ağırlığınızda kazan var benim mesleğimde. Şimdi sen kaldıramayacaksın demek değil bu. Kesinlikle. Ama benim kadar kolay kaldıramayacaksın yani. Ya biraz da şeyle alakalı. Toplumsal erkeğin dışarıda konumlanması, kadının evde yani konumlanmasıyla alakalı. Yoksa cinsiyet yok. Yemek yapmak olarak bakmamak lazım buna. Evet. Bizim bu düşündüğümüz bütün işte en iyi şefler erkek. Çünkü aslında şeflik mertebesi askeri bir sistemden gelen bir çizelge. Şeflik zamanında Escoffier tarafından Dünya Savaşı'nda sadece mutfak sistemini, brigadını dediğimiz yani mutfak ordusunu tıpkı bir ordu gibi bir sisteme oturtmak için kendini şef atadı. Yani general o oldu. Altındaki adamlara bunun rütbesini verdi. Şeflik aslında bir rütbe. Rütbe. O zamandan gelen. Yönetim biçimi. O yüzden askerlik durumunda bu mutfağın düzende olması için savaş anında kurulan bir rütbe olduğu için genelde şef konumu hep böyle erkek. Çünkü savaş durumu vardı yani. Yine toplumsal ve sosyolojik olarak bir konumlandırma bir bu. Şey var. Saniye anne sen ne diyorsun? Bu kıştan yaza ne hazırlıklar yaptın anlat bize bakalım onları, yazdan kışa. Ben öyle bir kilo iki kilo yapmayayım yaptım mı? Ne yapıyorsun? 100 kilodan aşağı değil. Ne güzel. Şimdi artık gayri işletme de var değil mi? O turşuları bile videomuzdan yapıyorum. Zor. Yapıyorsun değil mi? Tabii salçasıymış, erişçesiymiş. Kıyıyam, kıydırıyam, yapıyam, tarana yoğurtturuyam, başlarındayım hep. Ha, artık şef her oldun şeyi. Sen de, başa geçtin. Şimdi, buyurun. El şeyi olmadı mı olmuyor. Şimdi beni biliyeler el şeyi değil, Saniye Anne şeyi değil aldıklarından her şeyi yaptırdırım, başında dururum. Yo, ama bilmiyorum. Diyorsun ben karar veririm yine. Ben karar vereyim. İçine ne katılacak, ne yapılacak? Tarhana yaptırdın. Nasıl olacak? Başka? Tarhana, erişte, turşu. Turşularını kaya tuzuyla mı yapıyorsun Saniye? Buyur. Kaya tuzuyla mı? Tabii, kaya tuzunla. Başka bir şey konuyor mu turşulara? Sarımsak konuyor. Başka? Cavider nohut da koyabilirsin. Nohut da koyuyorsun. Yalandırmak için. Ama başka kimyasal şeker mekan? Yok ben şeker öyle şeyle, koyuyor musun? Yok şeker falan koymam ben. Nohut? Kesinlikle. Nohut korum, sarımsak korum. Kaya tuzu bu kadar. Bu kadar. Ne kadar sirke. Doğal? Sirke. Yani başka bir şey ama olmaz. Tamamını mı sirkeden yapıyorsun? Yok. Bir üzüm tarif alayım. Sirkesi. Arada tarif kaçırmaya çalışıyorum. Farkındasınız. Üzüm sirkesi. Siyah üzüm sirkesi. Siyah yarı üzüm sirkesi gibi. Su. Yarı yarıya su. Mı? Hiç sirke. Su yok mu? Hayır yarı yarıya mı olur hiç canım su? Kesinlikle. Şimdi söyle işte öğret. Sırf su. Şimdi lahana İki zamanı. Buçuk. Tarif almaya çalışıyorum. 2,5 litre suya. 1,5 su bardağı sirke. 2,5 litre suya 1,5 su bardağı sirke. Sirke. Yazılı. Bir su bardağı da kaya tuzu. Bu kadar. Ama bu 5 ne kadar kaya tuzu? Ama çuvalda çok ayrı. Yapması lazım. Yani 1,5 su bardağı tuz çok gelebilir. Eğer onluk kavanozluklardan yapıyorsan. Katlayıcı mı onu? Tabii. Onu katlayacaksın. Onu katlayacaksın. Aman sakın. Şimdi 1,5 su koyarlar çok. Bir dakika. 2,5 litreye. Şöyle 1,5 su bardağı sirke. 5 kiloluk kavanozlar oluyor ya. Onlar evet. için yaklaşık 2,5-3 litre su kaldırıyor. İçerisine de 2 su bardağı sirke yeterli oluyor. 5 yemek kaşığı da tuz atıyorum ben. 5 yemek kaşığı da tuz. Sen Saniye ne kaç yemek kaşığı atıyorsun? Ben yemekle değil ölçüyünü atıyorum ben. 1 su bardağı koyayım ben. 1 su bardağı o da zaten 5 yemek kaşığı. Şimdi yeterli geliyor. Kesinlikle. Şimdi az da oldu mu tuzu bozuluyor. Tabii çok az da oldu. Ondan sonra taranaya da. Kırmızı biber korum, domates korum, soğan korum, süzme yoğurt korum. Çok zordur tarhana. Nasıl zor hem de. Bir şey sorabilir miyim bu konuda? Şimdi aklıma geldi bak programda Gabriel. Neden biz hep yazdan kışı yapıyoruz da kıştan yaza bir şey yapmıyoruz?
Çünkü yaz kısa. Çünkü yani yazın elde ettiğiniz ürünler, kışın olan ürünler daha şey ürünler, nasıl diyeyim? Daha dayanıklı ürünler. O yüzden kışın olan bir şeyi aslında yazın devamında da bir hazırlık yapmadan kullanabiliyorsunuz. Daha sertler. Patatesli. Daha katı yapıları var. Yazın olan işte domates gibi bir ürün dayanıklılığı daha az olduğu için bu tarz şeylerin kışın işlenmeye ihtiyacı var ki kışa kullanabilelim. Geçmişten gelen bir şey. Peki başka bir soru yine aklıma geldi. Böyle gülümseyerek o soruyu sorduğun zaman beni evet. sıkıştırmaya çalışıyorsun gibi geliyor. Korkuyorum şu anda. Evet. Yok ama bak aklıma geliyor. Şimdi bir şef olarak yine hani altını çizmek istiyorum. Bu işin eğitimini alan. Ben şefliği atamadım. Peki şefliği atamadım. Üstünden atma da zaten. Bilgi her zaman kıymetlidir, evrenseldir. Yazın domates yemek ve biz yazdan kışa domates yapıyoruz ya. Acaba diyorum ki o domatesi yazın mı yemekte fayda var? Kışın yemekte bir bilgin var mı bu konuda? Yani şimdi yaptığımız bu kavanozlama işlemini evet, mi diyorsunuz? Evet. Kavanoz ya tabii ki de bir ürünü işlediğiniz zaman onun yapısında bazı değişikliklere sebep oluyorsunuz. Tabii ki de yazın tam mevsiminin ortasında dalından kopartıp ısırdığınız elma gibi bir domatesle aynı şey değil o kavanozdaki domates. Ama aslında birçok şeyin içerisinde hani toplumda birçok insana sorsanız niye kış için domates hazırlıyorsunuz? Çünkü kışın olan domatesin lezzeti güzel değil. Aslında sadece lezzeti değil çünkü kışın değil yemesek domates. Yemesek olmuyor değil mi? İlla ya, yiyeceğiz ama yiyeceğiz. Bir kere kültürümüzde domates yani çok geç girmiş olmasına rağmen tarihte. Salça, domates. Ya tarihte çok geç girmiş olmasına rağmen domatesin kullanımı. Mesela hep söylenir Osmanlı mutfağında domatesli pilav. Diyorlar ki yazın ye domatesi, pilav kışın şey yeme. Bu arada. Osmanlı mutfağında domatesi pilav diye bir şey yok. Çünkü domates yok. Çünkü o zaman domates yoktu. Yani hani ama domatesin kullanıldığı ve domatesin yetiştiği bir topraktayız. Yani bu sadece domates değil bütün hani bütün hepsi için ama yazdan kışa pek olmuyor. Lahana turşusu falan hariç yani evet. Genel kıştan yaza pardon. Peki yemek ve mutluluk konumuza tekrar dönersek sevgili Barış. Biz aslında her şeyimizi, mutluluğumuzu hep yemekle mi tamamlıyoruz? Yemeksiz tamamlamamız mümkün mü? Şimdi yemek çok büyük bir öneme sahip. Mesela diyelim ki bir kişi depresyonda. Biz onu sorguluyoruz. Mesela iştahın nasıl? Bu arada çok mu yiyorsun, az mı yiyorsun? Her iki uçta da yiyebilir. Ya da başka bir rahatsızlığı varsa muhakkak yemeği sorguluyoruz. Ama bunun yanında birçok şeyi de sorguluyoruz aslında. Yani nasıl sosyalleşiyorsun? Sosyalleşmen nasıl? Dolayısıyla aslında onun mutluluk parametrelerinden biri de en önemlisi hatta sosyalleşmesi. İnsanlarla ne kadar vakit geçiriyorsun? Ne kadar işlevselsin? Yani hayatında üretkenliğin nasıl? Bunlar hep bizim temel mutluluk parametrelerimiz. Ve biz mutluluk peşinde sürekli koşan canlılar da olmamalıyız bir diğer taraftan. Çünkü başka güzel, olumlu duygularımız da var. Mutluluk tabii... Haz demek mi daha doğru? Mutlulukla hazı ayırabilir miyiz? Hazın peşinden koşmamak. Sen? Yani mesela müteşekkir olmak da güzel bir duygu. Şükür. Yemek yerken de şükredebiliriz değil mi? Bazen çok sevinçliyken yiyemeyiz mesela. Ya da yiyemeyiz, tıkanırız. Yani... sadece keser. Orada hani yemekten karşılamanın dışında başka alanlardan da karşılayabileceğimiz şeyleri geliştirmemiz lazım. Mesela diyelim ki biz çok streslendik. Gidelim dedik şurada bir şeyler yiyelim hemen rahatlayayım demeye başladım. Ama tokum. Niye yemek istiyorum? Orada kendimi durdurup mesela yürüyüşe çıkabilirim. Farkındalıkla yürüyebilirim. Bir arkadaşımı arayıp sohbet edebilirim. Ailemden birini ararım. Uzun zamandır aramadığım birini. O da bana iyi gelir. Spor yaparım. En kolay herhalde yemeğe ulaşılabiliyor da. Ondan değil mi? Alışkanlık olarak davranış özellikle biçimi olarak. Kadınlar için bence. Yemek ve mutluluk konuştuğumuz için bu konuda herhalde en kolay ona ulaşıyoruz. Ben mesela kendimi rahatlamak istediğimde yemezsem Gabriel'i seyrederken buluyorum. Gerçekten öyle. Hayır yani hani. Ünlü şeflerimizi çok seyrederken mesela Jamie Oliver'ı da ben çok severim, seyrederim. Birçok şefi seyrederken Nermin'e bakıyorum. Bugün ne yapmış bakalım. Saniye Anne'ye bakıyoruz. O da mutluluk işte. O da bir mutluluk oluyor yemek dışında ama yemek bizim mutluluğumuzu tamamlayan bir şey kesin. Tamamlayan, kesin. Mutluluk odağımız değil ama mutluluğu tamamlıyor. Açlığımızı gidermemiz, stresi azaltmamız için olmazsa olmaz çünkü. Dolayısıyla o olmadan en temel yapımız. Yani bir arabaya nasıl benzin gerekiyorsa bedenime de yemek gerekiyor. O şeker oranını dengelemesi için. Değil mi? Şeker yani. Oranı. Evet. Evet geldik şeker oranını dengelemek ve yemek ve mutluluğu konuşurken. Ne oldu? Şef olduğun, öğrendiğin yolculukta ama şeflik hani oldun bitti değil. Hala öğrenmeye devam ediyorsun hayatta.
yemek ve mutlulukta karbonhidrat ve şekerin son yüzyılda epey bir sorgulanıyor. Özellikle son 10 yıldır evet. çok sorgulanıyor. Evet. Ne oldu, reçetelerin değişti mi? Yani aslında reçetelerimde zaten çok yer tutan ürünler bile. Mesela kendim çok yerim bu arada. Yani karbonhidrat olsun, abartılı derecede karbonhidrat, şeker vesaire yerim. Yani bir otururum mesela, bir paket çikolatayı gömer geçerim, hiç acımam yani. Mesela bu zamanlarda şunu fark ediyorum, şekere eskiye kıyasla bile çok denemez ama biraz abarttığım anda mesela ertesi sabah uyanmakta zorluk çekiyorum. El ayak şişliği yani, oluyor mu? Mesela? O kadar değil de yani o uyanma zorluğu ya da işte ne bileyim oturuyorum böyle beyti sarma falan bir şey yiyorum mesela böyle. Onu görüyorsun, hissediyorsun. Anladın hissediyorsun mı? Onu yiyorum ve böyle sabah ya diyorum bir ağırlık var üzerimde, niye kalkamıyorum diyorum ki acaba. O boğazanlara tabi ağırlık olur canım, sen de biraz alıyorsun sana. Abi ya anneciğim baksana neyini yiyorum zaten, yiyorum hiç nereye gittiğini ben de anlamıyorum ki. Ben biline kadardı şimdi tabii. Yok vallahi hiç her zaman bu kadardım ya. Yok bir yalan bir söylüyorum. Bir dakika, tatlılardan bahsediyorsun. Demek ki yemişin de bahsediyor. Peki yani evet. Yani sende olmuyor mu bunları, yiyor musun? Kesinlikle. Yemez ben yemek yaparken yani. Yemem kesinlikle. Öyle ben yemek bile değil. Yiyeceğim benim zeytin çubuğu hani. Öyle ne yiyorsun basa sen basa yemek? Basa basa yemek yemem. Hiç de yemek içmem. Ne bulursam yiyorum diyorsun. Ne bulursam yerim, az yerim. Az yersin. Öyle tatlıya falan da hiç gözüm yok. O yüzden gerçekten. Bence bu kadar değil. Veririm ben. Evde durdurmam, veririm. Tabii. Kurşunlara veririm. Çünkü çok yemiş olsa bu kadar dinamik ve dinç, kafa da bu kadar yerinde. Saniye anne kaç yaşındasın? Sorulur. 77 yaşında. Maşallah hiç gösteremiyor. Hiç. Maşallah. İşte yemek. Babam diştir benim evet. Anne çok. O beslenmeyle şeker ve mutluluk. Yani işte tarifler, hani tariflerim değişti mi? Tariflerim şöyle, benim mesela alternatif tarifler yaptığım öğretim. Menülerde tatlı olarak menüye koyduğum şeylerin çoğu normal bir pastacının dediğimiz... Bir pasta şefinin yaptığı bir tatlı durumu değil. Ben mesela normalde yemek için kullandığımız ürünlerle tatlı yapmayı tercih ediyorum. Nasıl işte atıyorum bal kabağı, bal kabağı tatlısı. O armut da bir şey yapmak ya da işte ne bileyim ben yoğurt ve bir meyve püresinin karışımıyla bir şey yapmak. Yani aslında yemekte kullandığımız şeyleri. Ve o yüzden etrafımda benim menülerimden yiyen birçok insan tatlılarım konusunda... Ne kadar hafif olduğunu söylüyorlar. Ki halbuki içinde şeker var mı? Var. Okey. Ama şeker oranı... yerine normal işlenmiş şeker kullanmaktansa akça çurubudur, ne bileyim baldır, pekmezdir, işte hurma püresidir gibi daha işi hani doğal şekere, işlenmiş beyaz şekere, ucunun tanıdığı yani, şekere. Hani kahverengi şeker bile kullanmamaya özen gösteriyorum. Zaten bırak beyaz tarifleri şekeri. Daha çok seviyor. Öyle mi? Tabii. Siz şimdi beyaz şekerle geliyorum şey... hanımlar. Yok. Az kaldı dayanın. Sosyal medyaya. Alacağım o tahta elinden falan diyormuşum. Başımın üstüne ben yapayım. Hiç önemli değil. Demek en sevdiği buyu. Ben yapayım. Biz tanıdığımızdan beri gerçekten takdir ederim onun oyunu. Çok sağ ol. Ne fayda sağlar, ne paylaşır. Hem hepsini, her şeyini paylaşır. Çok özel yapacağız, bir karakter. Yapacağız. Ben bir kanalı açayım. Hep beraber yemek kesinlikle. Yapacağız zaten. Konuşalım. Yani şimdi çok doğru söylüyor şefim. Hanımlar da öyle aslında. Çok kilodan dert yakınıyorlar. Benim diğer kendi sayfamda ben biraz detoks suları falan paylaşıyorum. Diyorlar ki önce bizi yediriyorsun sonra evet. Öyle ama sistem yani öyle. Şimdi... İlaç firmaları da öyle. Şimdi aynen, onlar, değil mi? Orada mesela ben esmer şeker, aslında çok beyaz şekerle esmer şeker arasında hiçbir fark yok. Ama orada mesela kullandığım o esmer şeker onları daha çok mutlu ediyor. Çok enteresan. Veya gerçekten hani bir şeyi ben pekmezle, üzüm pekmeziyle yaptığımda daha çok dikkat çekiyor. Yani şeker kullanmayayım da işte yulaf ekmeği. Bilinçleniyor halkımız o konuda. Yani işte tuz da mesela bunun gibi. Evet, şu anda evet. İnsanlar mesela normalde yüzyıllardır masamızda kullandığımız masa tuzu dediğimiz tuzu bıraktılar. Bu kaya tuzudur, Himalaya tuzudur. Şimdi orada problem oluyor. Gabriel çok hocamız geliyor. Bazı hocalarımız da özellikle tiroid hocalarımız da diyor ki hayır o tuzlardaki iyotu biz bilerek koyduk. Yani coğrafya olarak baktığında senin o iyota ihtiyacın var diye bir tez de var. Bunu ben söylemiyorum. Hocalarımız söylüyor. Bazı hocalarımız da hayır yok diyor. Bu bir tartışma kesinlikle konusu. Kesinlikle yani kişinin kendi hayat yolculuğuyla karar vereceği bir şey ama dediğin doğru, moda oldu mu? Oldu. Pembe tuz. Çok. Mavi tuz da gördüm ben. Fransa'da var. Mavi tuz da yedim. Var. Çok iyi biliyorum bakalım. Aslında bakalım da hepsi zararlı.
ne kadar az kullanacaksın o kadar iyi yani. Hı hı. Biz abartıyoruz bazen gerçekten hanımlar, hani damak zevkimize, ben mesela tuzsuz bir şey yemekten aşırı keyifsiz olurum. Hı hı. Tuzlu tam olacak, böyle damağımı lezzeti alacak ama çok tatlı bir şey yiyemem. Hmm. Mesela bunları aslında çok güzel dengeler var. O dengeleri kurup sağlayabilsek hem evdekileri daha sağlıklı yedirmiş olacağız, içirmiş olacağız. Hem de kendimize aslında Saniye annenin ne dedi? Az yiyorum dedi. Zeytin yiyorum dedi. Peynir yiyorum. Ne varsa o yemek dedi. Yapıyor. Galiba Saniye anneyle yemek yapsan ne yaparsın programda? Ben ne yapayım onun yanında? Ben anca elini öperim onun. Ne yapacağım? Gel gel bir gün gel de ben senden bir yemek yapayım. Ben yapmayayım annem. Sen yap ben yiyeyim. İyi ben yapayım şey sen. Tamam ben senin yanında yapayım. Benim elim ayağım tutmaz çünkü sana yemek senin yaparken. Yapayım yedireyim ben sana. Tamam ben sana tiramisu tamam. Yapayım. Tamam. Ya tiramisu yapsana. Ya Allah'ım. Ben sana tiramisu yapayım, sen de bana karnıyarık yap. Oh yapayım, bir karnıyarık yapayım ben yap, sana. Söz... Hayırlı yapın bence birlikte. Üf. Söz... Büyük ben, rekor oluruz vallahi. Bence rekor üstü olursun. Çok güzel gerçekten. Saniye teyze, paella'yı biliyor musun paella? Paella. Ne? Paella. Paella. Allah aşkına paella işte adı. Tamam. Bu ne biliyor musun? Böyle ne? Size ben varken ben ne diyorum? İspanyolların bu... pirinç yemeği diyelim olsun bitsin. Ha pirinç lapo gibi. Vallahi ben yok o kadar demeyelim. Ben çok sevemedim. Ya lapo olsun. Benim için lapo bile yerim ben. Dostum bile yerim. Vallahi hiç. Bak, ben öyle ne yemekler pişireyim inek tadına bakmadan vereyim ben. Saniye anne geçen gün bir yere gittim. Ürgüp'e Kapadokya'ya selam olsun bu arada. Orada Japon bir turist kafilesiyle çok değerli bir otelde şeyi gördüm. Yemeği alırken Japonlar yemeğe aldıkları yemeği evet. Saygı. Yani dedi yani ne olsa saygı. Yerim. Şey lapa da olsa yerim. O da olsa yerim. Aslında hani ben çok üzülüyorum yemekle ilgili böyle deforme edilen işlere, yemeğin deformasyonuyla değil mi? Bozulan. Kötü konuşum. Evet, yemek çok kıymetli bir şeydir. İnsanın hayatında değil mi? Mutluluğu, her şeyi tamamlayıcı sizin söylediğiniz. Üzüldünüz bir an böyle Barış Hocam. Aklıma nedense bu israflar geliyor. Yani bu, suratınızda o böyle evet, üzüntüyü o yüzden, gördüm. Yani o kadar güzel bir şeyden bahsediyorsunuz ki. Yani doyarak kalkmıyoruz hiçbir zaman yemekten. Çünkü tamam. O duygusal yememiz sebebiyle devam ediyoruz. O yemekle bağlantımız olmadığı için devam ediyoruz. Daha fazlasına ihtiyacımız varmış gibi hissediyoruz. Daha fazlası üretilmeye başlıyor. Ziyan ediyoruz. Daha iyi pazarlanmak için daha çeşit ama aslında günün tabaklar sonunda ihtiyacımız olan sadece hani birkaç parça şey. Yani şöyle 3 metrekarede aslında yetişen biber domates hepimiz bir kişiyi bir sene boyunca götürebilecek boyutta ama dediğiniz gibi o israf ve o kopukluk, o yani yemeğe yüklediğimiz farklı anlamlar beni gerçekten üzüyor. Üzüyor onu gördüm çünkü gerçekten zor bir şey. Yani o yemeğe saygı, yemek hakkında güzel konuşmak olmadığında yani eleştirmek kötü değil zaten değil mi? Siz eleştiriyi çok sevenlerden... Yani. Eleştirme bir de olmalı yani zaten. Yemek çok göreceli bir kavram. Yani evet. Benim için tuzlu olan sana tuzsuz gelebilir. O yüzden, ama bu kötü ama, demek değil. Hayır bu kötü demek değil. Yani birisi... Ben bazen restoranlarda bazı çalıştığım restoranlarda işte başımıza geliyor. Bir misafirler geliyorlar, bir yemek söylüyorlar. O yemeği gönderiyoruz. Ondan sonra da masaya çağrılıyoruz ve bu yemek hakkında bir şikayet de bulunuluyor. Beğenmemiş mesela. Olabilir. Ben bunu beğenmem. Okey, tamam. Bu başka ama dönüp bu nasıl bir şey ya? Bu hiç olmamış. O çok bak. Kötü işte. Emek var orada. Nasıl hiç olmamış? Hani... Neye göre? Hani nasıl kime hiç, göre, kime nasıl, göre, göre, hangi nasıl hiç olmamış? Yani olmamış olan şeyi söyleyin, oldurayım ben tabii. Size. Hı. Ama işte bu yani bu iğrenç olmuş. Orada işte saygısızlığa işte, dönüyor. Birisine şeyi başlıyor. Sorarsın işte evine misafir gelmiştir ya da ne bileyim ben bir yerde buluşmuşsunuz. Ya şunu sen, ay ben onu yemem. İğrenç bir şey o. Nasıl iğrenç bir şey? O kadar güzel ama bu biliyor musunuz? Bir program konusu şu anlattın. Evet. Bir gün böyle hemen bir programda yine yapalım. Yemek ve mutluluğu konuştuk. Yemeği nasıl mutsuz hale getirebilirizin en büyük örnekleri. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum teşekkür programıma ederim. Geldiğiniz evet. için. Geldim. Değerli bilgilerinizle kıymet evet. verdiniz. Sağ olun. Efendim ben bugün çok güzel mutluluk formülleri öğrendim. Barış Hocam'ın dediği bence çok kıymetliydi. Bugün düşünelim. Yaptığımız işlerin ne kadar... tadını çıkarıyoruz. İşlerin, hayatın, muhabbetlerin, izlemelerin ne kadar tadını çıkarıyoruz. Hadi gelin günün ödevi o olsun. Bir farkındalık yaratalım kendimiz için. Hoşça kalın.